Merhabalar sevgili seyirciler. Haftanın son programında hepinizi selamlıyoruz. 15 günde bir cuma geceleri bildiğiniz gibi Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız konuğumuz oluyor. Bugün de hocamız stüdyomuzda, programımızda tüm sorularınızı cevaplandıracak. Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve Psikiyatri Uzmanı olarak hocamızın bugün hem klinik deneyimlerinden hem kongredeki yeni gelişmelerden ve hem de bilimsel bilgilerinden yararlanacağız. Sevgili seyirciler, canlı bağlantılarımız olacak. Ekranda gördüğünüz telefonla lütfen aramaya başlayın. Sorularınızı belli bir sırayla yönetmelim. Kısa kısa cevaplandırmak suretiyle intikal ettirecek. Elektronik posta yoluyla Nevzat Tarhan hocamıza sormak isterseniz eğer iyibakkendine@ulketv.com.tr'yi hatırlatalım. facebook.com/iyibak.kendine adresinden de yine hocamıza sorular iletebileceğinizi söyleyelim. Zaten program başlamadan hocamıza selamlar gelmeye de başladı. Ve yine Twitter yoluyla da ulaşmanız mümkün. twitter.com/ugurcanbolat. Sevgili seyirciler, hocamıza bilgisayar bağımlılığı diyebileceğimiz ama temel başlı internet bağımlılığını sorarak başlayacağız. Son kongredeki tartışmaları hocamıza soracağız ve ardından ruh sağlığına ilişkin tüm sorularınızı hocamız cevaplandıracak. Antidepresanların faydalı mı faydasız mı olduğu konusunda kongrede bir tartışma yer aldı. Nevzat Tarhan hocamız da bu tartışmada yer alan bilim adamlarından biriydi. Acaba ne tartıştırar? Hocam bu konuda ne düşünüyor? Diğer bilim adamları neler söylüyor? Bu akşam tümünü konuşacağız. Dönelim stüdyomuza. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar beraberiz. Üsküdar Üniversitesi'nde diğer hocalarımız da aramıza katıldı bildiğiniz gibi. Diğer akşamlar onları da misafir ediyoruz. Pazartesi günleri Orhan Doğan hocamız, Perşembe günleri de Hüsnü Erkmen hocamız üniversitenizin yeni isimlerinden seyircilerimiz de onlara sorular da soruyor. 15'te bir yine sizinle devam edeceğiz. Hocam internet bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, sanal bağımlılık hiç bitmiyor ve giderek de artıyor. Gazete sayfalarında sıklıkla buna ilişkin haberler görüyoruz. Televizyon ekranlarında görüyoruz. Siz bunu çok önceden düşünmüş, hatta bu konuda kitap da yazmış, yazdığınız bir arkadaşla beraber, yine bir hekim arkadaşınızla beraber. Önemli de bir konu. Sanırım hastanenizde sanal bağımlılık birimi de, Sabatem diye bir birim de yer almıştı. Bunun haberleri de basında yer aldı. Galiba bu 2 seneyi bulan bir durum. Bitmeyecek bir konu gibi de görünüyor. Buradan başlayalım hocam. Yani internet bağımlılığı ne demek? Niçin önemli? Neden böyle bir birim kurdunuz? Bunu daha önceden görmenizin altında neler vardı? Buraya doğru bir gidiş mi var Türk çocuklarında, özellikle gençlerinde? Nasıl görüyorsunuz? Bu bağımlılık, bağımlılığın genel bir ölçütleri var. Bu ölçütleri uyan her şey bağımlılık sınıflandırması içerisine girebiliyor. Çünkü bu ölçütlerin olması demek, kişinin beyninde ödül ceza sisteminin bozulması demek. Yani kişi, yani beyindeki ödül sistemi ödüle doymamaya, hatta bağımlılığa ödül yetersizliği sendromu da diyorlar. Yani ödüle doymuyor beyin. Bunun sonucunda da daha fazla ödül bekliyor. Daha fazla ödüllendirecek, ya diyelim bu kokain olur, eroin olur, kumar olur, bilgisayar oynamak olur, ya şans oyunları olur, yahut yemek yeme olur, yahut da çamaşır makinesiyle uğraşma olur. Yani, ya da temizlik hastalığı gibi bir durumda toplama biriktirme olur. Bütün bunların hepsi beyindeki ödül ceza sistemini bozuyor. Birinci ana belirtisi, kişide ödül gittikçe dozunu artırma ihtiyacı hissetmesi. O zevk veren nesnenin ödülü haz gibi mi anlamamız hazı, gerekir hocam? Tabii, haz. Yani o haza, hazın gittikçe daha önce diyelim internetin karşısında yarım saat geçiriyorsa bir kimse, gittikçe bu artık 35 dakika, 45 dakika, 1 saat, 2 saat gittikçe artar. Yani gittikçe artırma ihtiyacı hisseder. Ve daha sonra kişi ona ulaşamadığı zaman bir şekilde, bir seyahatte yahut da telefonun pili bittiği zaman huzursuz, sinirli, hırçın oluyorsa böyle durumlarda bağımlılık ayaklarından birisi daha tamamlanmış demektir. Yani üçüncüsü de kişide, bu kişilerde bağımlılıkla ilgili, yani günlük yaşam aktivitelerini etkiliyorsa, yani kişi, yani böyle durumlarda günlük yapacağı iş, birçok işi o ilgilendiği konu nedeniyle kaçırıyorsa, öğrencisi derslerini aksatıyorsa, iş adamıysa işten atılacak derecede ya da bir işe devam ettiremeyecek derecede
aşırı uğraş varsa. Zamanını kaptırmak gibi bir şey galiba. Kaptırıyor. Yani evet. Zaman yönetimini bir bakıma bozuyor. Bağlandığı nesne, oyun, bunu. Bir diğer de aşırı zihinsel uğraş vardır kişilerde. Evet. Yani kişi devamlı aklında bu konu vardır. Dalıp dalıp gider bu konu. Bununla ilgili planlar, hesaplar yapar. Ve diğer, hatta bir de öğrencide rastlamıştım ben. Babası artık kızıyor. Bir bilgisayarı kaldırıyor. Söküyor, parçalıyor. Demonte vaziyette çatının arasına koyuyor. Sabah 5'te çocuk sabah kalkmış. Sabah baba kalkıyor. Çocuk tekrar onları birleştirmiş ve bilgisayar çalışabilir hale getirmiş. Evet. Yani o çocuğu sabah erkenden kimse kaldıramaz. Yani böyle bu derece bir tutku derecesinde bağlanma ortaya çıkıyor. Hatta bilgisayar, yani öyle öğrenciler okula gitmiyor bilgisayarla uğraşmaktan. Bilgisayarla uğraşmaktan evet. Yani okula gitmiyor. Ya temel görevlerini aksatıyor. Tuvaletini bile yapacak kadar kopamıyor. Bu örnekleri asladık. Modemini vermiyor diye annesine el kaldıranlar var. Yani hatta 27 saat bilgisayarın karşısında oturup psikoza giriyor. Yani artık o derece kaptırıyor ki kendini, beyin kimyası bozuluyor, akıl sağlığı bozuluyor. Gerçek dışı düşünceler mi hocam psikoz? Gerçek dışı düşüncelere giriyor. Yani hayalle gerçeği karıştırıyor. Yani şizofrenik bir dağılma yaşıyor kişi. Hı. Bunlar ani ölenler var, vakalar Kore'de var. Yani bu vakalar, yani bağımlılığın aslında bağımlılığın oluşması için vücuda dış kimyasal girmesi gerekmiyor. Beynimizdeki iç kimyasallar var. Yani onun aşırı salgılanmasına sebep oluyor ve bunu salgılatan nesneye karşı bir bağlanma nesnesi olarak ona bağlanıyor. Onsuz yapamamaya başlıyor artık kişi. Bu bağımlılık haline geliyor. Bağımlılık. Şimdi bağımlılığın tabii dereceleri var mesela. Birinci derecesi kötüye kullanım vardır. Yani kişi de bağımlı değildir bu ama bağımlılığın birinci basamağıdır. Yani tehlikeli ve zararlı kullanım vardır. Yani şimdi ne yapar? Yani kişi diyelim bir alkolü tehlikeli nasıl kullanır? Arabaya biner, alkolü kaza yapacağını bile bile kullanır. Tehlikeli kullanır. Zararlı kullanım vardır. Nedir mesela? Mide kanaması geçirmiştir ama yine de alkol alır gibi. Risk olduğunu bildiği halde. Tehlikeli ve zararlı. İnternete bir genç takılıyor. Bir gün sonra sınavı var ama onu kullanıyor. Bu onun akademik hayatı için zararlı kullanımdır. Yani yahut da araba kullanırken bilgisayarla oynuyor. Bu tehlikeli kullanımdır. 150 ile giderken mesaj atıyor mesela. Bunun örnekleri var. Yani evet. Yapıyorlardı çok güzel, enteresan bir şekilde. Bir dizide hocam görmüştüm. Bir bey tuvalette cep telefonunda işte internete bağlanıyor ve orada bir oyun oynuyor. Şimdi artık bilgisayarlar biraz da cep telefonlarının da kullanılabiliyor. Dolayısıyla yaygınlığı artıran bir durum gibi de akla giriyor. Buna nasıl bakıyorsunuz hocam? Eskiden hani masaüstü bilgisayar işte oturacak, açacak, şifresini girecek, koltukta oturacak gibi bir durumdu. Ama laptoplar çıkınca ya da daha da küçükler gelişince her yerde kullanılabilir oldu. Bağlanmak da çok daha kolay. Cep telefonundan da bağlanıyor. Ve eşinden gizli uzun uzun kalması sonrasında bir olay oluyor dizide. Yani galiba bağımlılığın giderek artıran imkanlar da var. Tabii şimdi burada internetin bağımlılığının risklerini şu oluşturuyor. Ulaşılabilirliği yüksek. Yani kişi her tarafta, yanında cep telefonunun çektiği her alanda bağımlılıkla ilgili uğraşı içerisinde rahatlıkla yapabiliyor. Ulaşılabilirlik yüksek. Bir diğeri de kişi kendini güvenli bir ortamda, yani evinde en tehlikeli oyunları oynayabiliyor. En tehlikeli şeyler yapabiliyor kişide. Ama bunu kendini güvende hissederek yapabiliyor. Güvende olduğunu bilerek yapabiliyor. Bu özellik nedeniyle anne baba özellikle, ya çocuk evde sokakta gidip yaramazlık yapacağını, evde işte bilgisayarla kendi başına oynuyor, gözümün önünde hiç olmasa diyerek ses çıkarmıyor. Ve bu ses çıkarmama, onaylama davranışı çocuğun beyindeki ödül ceza sistemini bozacak bir sanal bağımlılığa, ki şimdi tıp kitapları bu sene psikiyatri sınıflandırma sisteminde, uluslararası sistemde davranışsal bağımlılık adı altında seks bağımlılığı,
internet bağımlılığı, sanal bağımlılık gibi bağımlılıklar davranışsal bağımlılık adı altında sınıflandırma kitaplarına girdi. Çünkü artık bu biyolojik kanıtları ortaya çıktı bunun. Bu biyolojik kanıtların olması, beyinde mekanizmaların bozulması, beyindeki reseptörlerin bozulması ölçülebilir hale geldi. Yani çünkü beyin görüntüleme yöntemiyle, beyin haritalama yöntemiyle bu kişilerin beyinde ödülle karşılaştığı zaman beynin beyinde mesela fonksiyonel MR'da beyinde olan hareketlilikle o kişi ödülü hatırlatmayan bir konu olduğunda beyindeki değişim çok ciddi şekilde ortaya çıkıyor. Ölçülebilir durumda beyin görüntülemeleriyle tespit edilebiliyor. Bunun üzerine bu ve hatta bu NIDA diye Amerika'nın bu konuda en iyi referans olan merkezi ki National Institute Drug Addiction diye geçiyor. Yani bu birim Türkiye'de de bununla ilgili sertifika programları başlayacak. Çeşitli yani bilgilendirme, çeşitli eğitim programları yapıyor. Yani oluşturduğu, geliştirdiği standartları bütün dünyada karşılıksız verme kararı almışlar. Çünkü salgın şeklinde yayılıyor burada. Yani burada bu konuda uğraşan, bu konuda özelleşmiş. Yani sadece bu konuda proje üretenler ve seçenekleri için kafa yoran kişiler bunu bu sadece Amerika'nın sorunu değil, bütün dünyanın sorunu diyerek bir devlet politikası olarak bütün dünyada bunu anlatmaya çalışıyorlar. Evet. Yani bu hemen bir paranoyakça yaklaşıp da bak Amerika'nın ilaç endüstrisinin tezgahı değil. Yani tam tersine ilaçsız yollarla koruyucu olarak ne yapılabilir bağımlılığa karşı bununla ilgili bir eğitim programı yapılıyor. Evet. Yani bu ciddi şekilde yani dünyanın küresel sorun bu. Evet. Yani sadece herhangi bir ülkenin sorunu değil. Yani küresel bir sorun halinde en önemlisi internet bağımlılığının diğer bağımlılıklardan riski yani kişi internet karşısında kimlik değiştirebiliyor. Kendi kadınsa erkek, erkekse kadın olarak gösterebiliyor. Rahatlıkla yalan söyleyebiliyor. Mesela internetin görünmeyen en büyük zararı yalancılığı doğallaştırıyor. Yani orada yalan yazıyor, kendini farklı tanıtıyor, farklı gösteriyor ve bundan dolayı bazı avantajlar da elde ediyor, kısa vadeli avantajlar ve bu yalan söylemeyi yüzü kızarmayan gençlerin yaygınlaşmasına neden oldu. Yani yalan söylüyor, karşı tarafı aldatıyor, hiç rahatsız olmuyor, pişmanlık hissetmiyor, vicdanında hiçbir huzursuzluk hissetmiyor. Öfkeli de galiba olabiliyor hocam. Mesela normalde yüz yüze iletişimde söyleyemeyeceği kadar şiddetli cümleler kurabiliyor. Ya da işte bugün yazanlar oldu. Mesela dürtme diye bir şey var hocam. Facebook dürtüyor, hiç tanımadığı insanları sürekli rahatsız ediyor. Yani buna rahatsız olduğunu ifade edenlere de kızabiliyor. Böyle bir enteresan sanal bir hayat da ortaya çıkardı. Çok bu da kötü bir durum. Tabii işte yani bir kendi terminolojisini, jargonunu oluşturdu. Evet. Ve yani bu da yani ilgi insandaki bir zaafı kullanıyor. Evet. Bu özellikle sosyal medya yani insanda takdir, övgü, onay ihtiyacı vardır. Psikolojik ihtiyaçlardan. Evet. Nasıl yemek, içmek ve üremekle ilgili biyolojik arzular, dürtüler varsa bunun gibi kişinin kendine güvende hissetmesi gibi vardır. Bunlardan bir tanesi de psikososyal ihtiyaçlardan bir tanesi de takdir, övgü, onay ihtiyacıdır insanın. Ve bu takdir, övgü, onay ihtiyacı genetik olarak kodlanmış bir ihtiyaçtır. Yani takdir, övgü, onaydan hoşlanmayan insan yoktur. Yani bir de o doğaldır, fıtri diyebiliriz. Fıtri doğaldır. Evet. Yani burada şey gibi nasıl susadığı zaman su içmekte insan hoşlanırsa yani takdir, övgü, onay da insanın hoşuna gidiyor. Evet. Yani insanda bu bir doğal bir duygu bu. Burada takdir, övgü, onay sözleri duyduğunda bir kimse o sözler yani gerçek mi değil mi, geçerli mi değil mi, uygun mu değil mi diye sorgulayıp öyle kabul etmesi gerekir. Ama kişilik zaafı olan
takdir, övgü, onay sözleriyle beslenirler. Evet. Övgüyle beslenirler. Ve bu kişiler narsistik özellikleri de olduğu için bu kişiler takdir, övgü, onay sözleri olmadığı zaman kendilerini kötü, gıdasız gibi hissederler. Susuz gibi. Yani bir şey düşünün. Köpek balığı nasıl yüzmezse ölür. Evet. Yüzmediği an, çünkü uyumaz köpek balığı. 24 saat uyanıktır. Yani durduğu an gözünü kapatan ölür. Öyle yaratılmış. Evet. Yani beyni kendi işlerken beynin bir kısmı dinlenebiliyor. Evet. Öyle bir şey. Bunun gibi bu kişiler övgü almadığı zaman kendilerini kötü hissederler. Yaşam sebebim ortadan kalktı derler. Ve bu nedenle toplum önünde, hatta Amerika'da oldu, bir deniz kuvvetleri komutanı aldığı madalyaların sahte olduğunu çıkınca intihar etti. Çünkü yaşam sebebimin ortadan kalktı gibi, insanların taktiği, rezil oldum, böyle yaşamasam daha iyi deyip deniz kuvvetleri komutanı yapmış birisi intihar etti. Haysiyet yani bu gibi bir şekilde oldu. Bu işte takdir, övgü, açlığı ihtiyacı var. Yani insan bunun biyolojik boyutu da var. Yani beyinde hazla ilgili kimyasallar, mutlulukla ilgili kimyasallar, endorfin, serotonin, dopamin gibi maddelerin salgılandığı tespit ediliyor. Hatta Fukuyama'nın meşhur bir tezidir o. Yani insanlar temel ekonomide psikolojik dinamiklerini araştırırken insanlar ne için alışveriş yapıyorlar? Temel ihtiyaçları için mi, başka nedenler mi diyor. İnsanlar temel ihtiyaçlarından çok takdir, övgü, onay için alışveriş yapıyorlar. Ve bunlar yapay bir ihtiyaç oluşturuyor. Yapay bir toplumda mesela moda için elbisesi var olduğu halde moda için 6 ayda bir araba değiştiriyor. 6 ayda bir evinin eşyasını değiştiriyor. Çünkü bunlar konuşuluyor değil mi hocam? Bunlar konuşuluyor ve övülüyor. Toplumda eğer bu onay görüyor, prim yapıyorsa bunu teşvik ediyorsunuz. Kapital sistemin tüketimi hızlandırarak üretimi artırmak için koyduğu bir sistem bu. Yani ne kadar çok tüketirseniz üretim o kadar oluşur diyerek, yani arz talep dengesini bu şekilde oluşturmaya yarayan ve bu da kaynak israfına büyük ölçüde neden oluyor. Evet. Doğal kaynaklar boşa gidiyor. İhtiyaçların dışında kullanılıyor. Şu anda bir Amerikalı 5 dünyalı kadar tüketiyor. Evet. Yani, ve bunun sonucunda işte bunların hepsi modernizmin getirdiği sonuçlar. Sonuçlar. Hocam konu çok ilgi gördü anladığım kadarıyla. Seyircilerimiz buna ilişkin soruyorlar. Necla Hanım, Necdet Hocamıza çok selam. Ne olur Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bize de iyi geceler hocamıza selamlar demişler. Pek çok selamlama var, onları sonra aktaracağım ama seyircimiz Ayşe Ayazoğlu diyor ki hocam selamlar hocamıza. Bağımlılıkların altında yatan temel nedenler nedir acaba? Sigara içmek, aynı saatte kahve içmek istediğimizde huzursuz, içmediğinde huzursuz, tedirgin oluyorsa bu insanın bağımlı karakteri midir acaba? Hipnozda bağımlılıktan, yani sigaradan özellikle kurtulabilir mi? Diğer bağımlılıklara da sormuş. Teşekkürlerini iletmiş. Hocamızın sayesinde bilgileniyoruz demiş. Hocam buna kısa bir cevabınız olursa, Bursa'da bir telefon var. Onu da alarak devam tabii edelim. Yani hipnozda bağımlılık tedavisi çok iyi sonuç veriyor. Hiç ilaç kullanmadan. Yani bir bakıma bağımlılıkta kişi kendi kendini hipnotize ederse bağımlılığı bitirebiliyor. Bu hipnoterapide kişiye bu otohipnoz öğretiliyor. Yani evet, kişi kendi kendini hipnotize etmesi öğretiliyor. Sigara isteği geldiği zaman onu uyguluyor. Beyinde sigara iç komutunu kesebiliyor kişi. Yani beynine hükmetmeyi öğretiyorsunuz kişiye hipnozda. Yani hipnozda beyindeki değişiklikler daha ölçülebilir olduğu için şimdi, yani hipnoz bilimsel olarak en böyle yani insanın doğasına en uygun bir yöntem olarak gittikçe daha çok kullanılmaya başlandı. Bilinçli hipnoz diye bir kavram da var galiba hocam. Türkiye'nin en önemli ve yaygın nöropsikiyatri portalı olan e-psikiyatride buna ilişkin çok yoğun bilgiler de var. Sanırım Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nde de bazı kuruluşlarla birlikte bilinçli hipnoz kursları da düzenledi. Tabii. Değil mi hocam, yanlış hatırlamıyorsam? Buna meraklı olanlar ya da meslekten kişiler de bu desteği oradan sağlamış oldular. Hocam telefona dönmeden dilerseniz seyircilerimizi çok sabırsızlaştırmayalım. Selamlarını iletelim. Leyla Hanım Başural beklemedeyiz demiş, program başlamadan evvel yazmaya başlamış. Mürüvvet Türk hocamıza selamlar, sevgiler. İyi yayınlar efendim demişler. Özlem Batmaz Şerik hocamıza sevgi ve saygı demişler. Yine Neriman Aslanbay aynı şekilde.
Yasemin Taşova ise hocamıza sorar mısınız? Panik bozukluk demiş. Belki bir ara ona değiniriz. Ayşe Aslan Çikot yine selamlar iletmiş. Yüksel Yılmaz aynı şekilde. Alev Nur Hanım Isparta'dan selamlar, saygılar diyorlar hocam. Tülin Bozacıoğlu da selamlar iletmiş. Betül Cirit, iyi yayınlar. Hocama saygılar, sevgiler. Kendisini çok yakından takip ediyorum. Allah ondan razı olsun demişler. Hasan Korkut da selamlarını iletmiş hocam size. Yine Isparta'dan psikolog şöyle Tola takipteyiz efendim. İyi yayınlar, saygılar, selamlar demişler. Esma Karakaş da hocamıza selam, saygılar. Bağımlısı olduğumuz bir yayını bize izlettiriyor demiş. Nilgün Demir de selamlar iletmiş hocam. Mustafa Alpaydın selamlar iletmiş. Ruh sağlığı için gerçekten çok yararlı bir program. Hocamıza ve emeği geçenlere teşekkürler diyor. Burhan Kılıç da selamlar iletmiş. Tülay Barışkan da öyle ve sürekli yazmaya da devam ediyorlar. Görebildiklerim şimdilik bunlar. Daha fazla bekletmeyelim. Bursa'yı dilerseniz hocam sorumuzu alalım. Efendim merhaba. Merhaba. Alalım sorunuzu. Nevzat Aran hocamız. Bu yayını düzenlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Hocaya da teşekkür ederim. Tabii. Buyurun efendim. Dinliyor hocam sizi. Benim sorum şu hocam. Çocukların bir tanesi de kendi çocuğu. Artık yolda yürürken, işte tuvalete giderken, yani internetten cep telefonu elinde ve bunun gibi de bir sürü insanlar. Ben şöyle bir hocam, sizden şöyle bir yardım istiyorum. Sizin bu cep telefonundan interneti kesemeyiz mi? Yani yoksa çocuklar sigaradan daha tehlikeli görüyorum hocam ben bunu. Yani tamam, siz de o konulara değiniyoruz. Ben izliyorum sürekli. Sizin çocuklarınız kaç yaşında? Galiba düştü. Evet, bir baba duyarlılığı içerisinde tabii kaygılarını dile getirdi. Dilerseniz oradan devam edelim hocam. Tabii şimdi gençlerin şu anda ilkokul çocuklarının cep telefonu olması, anneler de bir bakıma, anne baba şunun için de istiyor. Aradığım zaman ulaşabiliyorum diyor. Evet. Yani bu da bir ulaşılabilirlik açısından, evet, çocuğuna ulaşabilmesi istiyor. Fakat çocuk tabii yani daha kendi arzularını, dürtülerini kontrol edebilme konusunda hayatın başında, böyle durumda nerede duracağını, nerede nasıl davranacağını, yani bunun bir kültürünü alması gerekiyor. Yani cep telefonu kullanmanın kültürü yeni yeni oluşmaya başladı. Eğer bu oluşmazsa, bunun yeni kuşaklara doğru bir şekilde aktarılmazsa, yani yanlışlar deneme yanılmayla ilerler. Bunu yani gittikçe bu konuda zararlılıkla ilgili, faydayla ilgili bilgiler artıyor. Bilgiler arttıkça, bu emniyet kemeri vardı biliyorsunuz bir zamanlar, çok takmak zorunluluk değildi. Ama 90'lı yıllarda işte o zaman bakanlık karar aldı, herkes takmak zorunda diyerek bir müddet sonra daha yaygın kabul. Ama bir geçiş döneminde çok zorlandı. Ve birçok ölümle sonuçlanabilecek kazanın olmamasına, kaza olsa da evet, yani canların kurtulmasına sebep oldu. Bu pratik kazandık bize, hemen takip ediyoruz. Ama bunun olması için senelerce birçok deneme yanılmayla, kazayla, emniyet kemersiz kötü sonuçta görüldü. Yani belki 50 senelik bir araç kullanımın sonunda bu karara varıldı. Yani ama kötü sonuçlardan sonra evet. Ama bu aradaki zamanda bakıyorsunuz birçok insan kaybedildi emniyet kemeri olmadığı için. Evet. Niye? Yani onun zaruri olduğuyla ilgili artık kesin noktaya gelinemedi. Ama bu işte bu böyle durumlarda akıllı insanlar ne yapıyordu bu şey olmadan? Ya emniyet kemeri faydalı, böyle böyle diye takıyorlardı. Yani yasal bir mecburiyet olmadan da. Şimdi cep telefonlar da bunun gibi şu anda. Yani bir kimse cep telefonunu belki de önümüzdeki 5 yıl 10 yıl içerisinde cep telefonunu kulaktan kullanmayı yasaklanacak, kulaklıkla kullanmak gibi bir emniyet kemeri gibi mecburiyet getirilecek. Yani bunu bir kültür haline getiren dünyada var. Yolda kendi kendine konuşuyor bu adam diyorsun, bakıyorsun kulaklıkla cep telefonuyla konuşuyor. Yani bunun gibi bir zaruret haline gelecek, çünkü ciddi bir toplumda elektromanyetik kirlilik var. Yani bu elektromanyetik kirlilik, yani elektronik mühendislerinin söylediği, mesela Boğaziçi'nde bu konuda çok çalışması olan, kitapları olan
Selim Hoca var. Selim Şeker Hoca. O evet. Bu konuda çok ciddi birikimleri var. Elektromanyetik, elektromanyetik konusunda. Kirlilik konusunda. Bu elektromanyetik kirlilikte çok haklı tezleri var. Yani bu şey gibidir. Mesela bu odada toz var. Belli bir oranda toz var. Bu tozun bir zararı yok bize. Ama belli bir oranın üzerine çıktığı zaman artık nefesimize, ciğerlerimize zarar vermeye başlıyor. O az miktarda zarar yok. Bu elektromanyetik kirlilik de aynı şekilde. Yani belli bir oranda zararı yok onun ama yani ev bakıyorsunuz her tarafta buzdolabıymış, laptopmuş, yok şarj makinesiymiş, şuymuş, buymuş hepsinin toplamından sonra elektromanyetik kirlilik artık kabul edebilir sınırların üzerine çıkıyor. Ve şu anda bu sınırların üzerine çıktı yani şehir hayatında. Yani bu yani bunun için kişi eşya yakın bulunduğu yerde ne kadar az elektromanyetik kirlilikle ilgili tedbir alırsa, cihazları az kullanırsa, uzağa koyarsa o kadar kendi lehine. Şimdi çocuklar için de bu geçerli. Yani bu duyarlılık bir alışkanlık haline, kültür haline gelmesi sağlamak gerekiyor. Peki anne baba ne yapacak çocuğuna? Yasaklayacak mı? Yani yasaklamak bu çağda böyle bilgi çağında, iletişim çağında, açık toplum varken yani ne kadar yasaklayabilirsiniz ki? Ne kadar yani yasaklayamazsınız. İşte diktatörlükler yıkılıyor. Çünkü yani bu sosyal medyanın, internetin, dünyanın böyle elektronik köy gibi olduğu, küreselleşmenin böyle yaygın olduğu bir toplumda bir yerde çıkan iyi bir haber aynı anda her tarafa, kötü de aynı anda yayılabiliyor. Yani böyle bir durumda ne kadar korkuyla, baskıyla bir ada halinde kendi toplumunu tutabilirsin ki kendi evini izole bir ada halinde tutamazsın. Tutamayız. Yani çocuğu korkutmak tehditle yaptığınızda mesela bazı kız çocuklarını bu şekilde yetiştiriyorlar. Çocuk ergenlik yaşına geldiği zaman radyodaki DJ'ye aşık oluyor, kaçıyor. Yani kendisine ilgi gösteren etkisinde kalıyor. Çünkü çocuk yani bu sosyal riskleri yaşayamamış, girmemiş. Yani yürümeyi öğrenemediği için böyle sera çiçeği gibi yetiştirildiği için bir fırtınada kırılıyor, yıkılıyor. Yani bu tabii bir risktir bu. Yani çocuğa bunu yetiştirebilmek. Çocuk genellikle bak evini seviyorsa, evde bir huzur varsa, sıcak bir hava varsa çocuk aşırı tutkuya hiçbir zaman girmiyor. Yani burada çocuğu yapma, negatif üzerinden çocuğumuzla ilişki kurmak yerine pozitif üzerinden ilişki kuralım. Huzur yani evde yaptın bulmalı, yapmadın diye hocam? Evi sıcak, sevgi dolu bir ortam haline getirmek. Çocuğa elini omuzuna atmak. Onunla havadan, sudan, ilgi alanı neyse onun. Diyelim bilgisayar, televizyon, futbol maçı neyse. Onu, o ilgi alanında onunla diyalog kurmak. Ona değerli olduğunu hissettirmek. Yani ergenlik dönemindeki bir gencin en büyük ihtiyacı adam yerine konulmaktır. Değer verilmektir. Bunu hissettiğiniz zaman o çocuk yanlış yapma arzusu içinden gelse bile fakat yani bu annenin babanın beden dilinin ona yansıttığı psikolojik sınır etki çocuğu dizginlemeye yeter. Evet. Yani genellikle yetiyor. Bu psikoloji yasalarıdır bunlar. İş mekanizma gibi tabii. Galiba değil mi hocam? Yani bunları yapabildiğimiz zaman hata yapsa da bir risktir bu. Hatadan dönebiliyor. Yani bazı şeyleri yaşayarak öğreniliyor maalesef. Yani bir 15 yaşındaki bir çocuktan 40 yaşındaki bir insanın olgunluğunu beklemek gerçekçi değil. Evet. Mümkün de değil zaten. Evet. Hocam Denizli'den bir konuğumuz var. İzninizle alalım. Efendim merhaba. İyi geceler efendim. Nevzat Arhan hocamız dinliyor sizi. Televizyonunuzu kısmanızı rica edeceğim. Daha net duyacağız böylece. Buyurun efendim dinleyelim sizi. Buyurun efendim. Ben uzman fizyoterapistim. Mesleğimi evet. Açıklayabilirim herhalde. Ben tabii. De az çok hani belli tıp birimlerinde dersler görmüş en azından. Belli bir kültür seviyesine sahip yüksek lisans yapmış biriyim. Şunu söyleyeyim, bir boşanma davası oldu. Eşim o dönem işte, daha doğrusu boşanmam eşim diyeyim, benim hakkımda mahkemeye internet bağımlısı dedi. Daha sonra da bir gün tesadüfen böyle internete girdiğim bir esnada tuzak kurup başka bir kadınla ilişkisi var diye çıktı alıp şeye koydu, adını söyleyeyim, mahkemeye koydu delil niteliğinde. Hakimler de veyahut da ben hani kimseyi isnat etmiyorum ama mahkeme diyeyim daha doğrusu. Oradaki cümlelerden etkilendi. Halbuki bir çift alındığı zaman onun üzerinde her zaman oynanma ihtimali var. Ki internete girerken illa bir amaç vardır. Ben zaten genellikle makale okurum. Kendimi geliştirmeye mesela
bir kullanılan materyal olumlu yönde de kullanılır, olumsuz yönde de kullanılır. Ki internet bağımlılığının tespiti yapılmadan ve daha sonra eşim kendi olduğunu itiraf etti. Başka bir dava açtık. 6 ay süre dolduğu için de mahkeme davayı düşürdü. Evet. Hocamız neye cevap versin efendim? Efendim? Hocamız neye cevap versin tam olarak? Hocamızda beklentim şu. Bu tip bir olayda psikoloji, ardında yatan psikoloji nedir? Yani bir bayanın hani tuzak kurarak önce sadakatsizlik hükmünde diye mahkemeye söyleyip internet bağımlılığının tespiti yapılmadan daha sonra ikrar ederek işte ben eşime tuzak kurdum demesinin arkasında yatan psikoloji nedir? Bir de insanlar internet bağımlısı diyoruz ama bankadakilerin hepsi affedersiniz belli bir sistem üzerinde 20-10-15 saate yakın internette kalıyorlar. Onlar internet bağımlısı değil. İnternete giriş amacı önemlidir bana göre. Peki, bir profesör peki. de 3 saat vakit geçirebilir. Peki. Yani bunu analiz edip bir de eşimin görme problemi de vardı. Tinnitus geç vardır hocam bilir. Nörolojinin en popüler hastalarından biri. Acaba diyorum yaşadığı travmadan dolayı mı veyahut da intikam içgüdüleriyle mi antisosyal yapıdan dolayı mı? Bir de yani beni resmen hani bu delilden dolayı da mahkeme vasiliye gönderdi. Çok ilginç. Ve mahkeme görmeden gönderdi. Ayrı dava. Yani fare daha doğurdu efendim. Peki halbuki, bir değerlendirme işte isteyeceğiz hocamdan. Ben depresyon geçirmiştim. Nevzat hocama şunu da söyleyeyim. İşte bu depresyon geçirdi de affedersiniz şeylerde geçen böyle haberlerde geçen insanlarla bir tutuldum. Ama ben 11-12 yıllık bir devlet memuruyum. Benim verdiğim hizmetin onda birini vermeyen insanlar var. Ben hani kamu namus sürü ilkesiyle çalışan bir insanım. Resmen hani dosyanın içindeki kişiyle ondan sonra benim şeydeki vizyonum, toplum içindeki vizyonum çelişti efendim. Nevzat Bey'den bir de peki, peki. Bir değerlendirme alacağım. Çok teşekkür ederim efendim size. Önemli bir konu tabii canınız yanmış anladığım kadarıyla ama ne kadarını anlayabildik. Hocamdan kısa bir değerlendirme alarak diğer sorularla da yürüyeceğim. Hocam tabii hukuki bir yanı olmuş. Bizim hani ne kadar bir şey söylemek uygun? Kısa bir değerlendirme. Böyle, şimdi internet bağımlılığı tabii mahkeme bu gibi konular bilirkişiye havale eder. Bu aile mahkemeleri de şimdi bu konuda güzel çalışıyor. Danışmanlık hizmeti alıyorlar. Evet. Bilirkişi tarzında aile mahkemelerinin görevlileri var. Pedagojik yani çocuk gelişimi gibi yahut da ruh sağlığı profesyoneli gibi psikologlarına oluşan danışmanlık sistemiyle hareket ediliyor. Bu tabi ceza ehliyet hukuki ehliyetle ilgili çeşitli araştırmalar yapılır. Bunun sonucunda mahkeme bir noktaya girer. Burada ben gördüğüm beyefendi eşinin davranışlarına odaklı yaşıyor. Yani böyle durumlarda kişi kendi davranışlarına odaklı düşünmesi lazım önce. Ben yani bu yaşanan olaylardan yüzde kaçından ben sorumluyum? Bunların şu anda şikayet ettiğim bu olayların bu sonuç birer sonuç mu? Bunlara ben mi farkında olmadan sebebiyet verebiliyorum diye kendini sorgulaması gerekiyor. Bu sorgulamayı ya şu anda tıpta farkındalık olarak geçiyor. Yani kişi önce sorunun farkına varacak, daha sonra sorunu değiştirecek. Yani kendisini tanımayan, kendi davranışlarına sorgulamayan bir kimse başkasının davranışlarını sorgulayarak yaşarsa bu geçici bir rahatlık verir o kişiye. Yani kendine yüzleşmek biraz şeydir, acı verir. Yani biraz ameliyat gibidir. Bir psikolojik cerrahi gibidir. Böyle psikolojik dinamik yani kendi olumsuz yönlerine yüzleşiyorsun. Yani bir yaranı açığa çıkıyorsun. Bir yara, yaraya müdahale ediliyor. Ama yaraya ağrı kesiciyle bastırınca ağrı geçer. Ama ilerliyor bu sefer. İleride daha büyük problem çıkıyor. Bunun için kişinin farkındalığı, içgörü sahibi olması, kendini tanıma, kendi davranışlarına odaklı düşünmesi ruh sağlığın birinci basamağıdır. Kendi davranışlarına odaklı düşünmeyen bir kimse başkalarını tanımak için bütün kitapları okusa, en büyük falcılıkla ilgili bilimleri bitirse hiçbir şekilde amaca varamaz. Bu nedenle amaca hizmet edecek farkındalık önemli ve internet kullanımında da yani internet bütün gün bir insan internetle ilgili olabilir. Önemli olan amaca uygun mu değil mi?
İşi yani, olabilir, işiyle bir ilgili. İşlemci olabilir. Yani belli bir sabah kalktığında bir amacı vardı insanın. Ya da gelecekle ilgili bir projeksiyonu vardır. Ona uygunsa o geçirdiği süre sakıncası yok. Ama uygun değil. Orada zevk tuzaklarına düşüyorsa, orada ana hedefini unutup, o gün yapacağı işleri unutup, yani onunla dalıp zamanını geçirdiyse, o zaman risk başlıyor. Bu nedenle orada geçirilen zaman değil, internetteki ortam önemli. Evet. Hangi ortama giriyorsan, o bağımlılık yapan internet değil, bağımlılık yapan bilgisayar değil. Onun sunduğu ortamdır. Evet, içeriği. Hocam, bir Erzurum'dan seyircimiz var ama ismini açıklamak istemeyen bir seyircimizin bir değerlendirmesi var. Onu aldıktan sonra devam edelim. Adımı yayınlamazsam sevinirim demiş. Nevzet Hocam benim hayatımda bir dönüm noktası oluşturdu. 28 yaşındayım, öğretmenim. Babamdan 25 yaşıma kadar şiddet gördüm diyor hanımefendi seyircimiz. Evlilik çağında şiddet görmek bende derin yaralar açtı. Kişilik problemlerimi fark edebiliyorum. Onlarla mücadelemde çok yol aldım. Oldum diyemiyorum ama çok düzelme gösterdim. Önceden yalan söyleyen, kendini öven, hatta hırsızlık yapan bir insanken şimdi pembe yalan dahi söylememeye çalışıyor. Bunu büyük oranda da başarıyorum. Burada hocama defalarca kez dua ediyorum. Çok teşekkür ediyorum demiş hocam. Sorum şu, babam ölsün diye dua ediyorum. Ve babam namaz kılan, Kur'an okuyan son derece inançlı biri. Ona yönelik kalbimde en ufak bir sevgi yok. Bunu da annemden çıkartıyorum. Pasif agresif kişiliği var. Hocamız hep tanımlıyor. Ama bununla nasıl baş edeceğim onu soruyorum demiş. Az evvel baskılayıcı anne baba tavrına da işaret etmiştiniz aslında. Yasaklamak doğru mu derken. Biraz sınır aşıldığında bu noktalara kadar da gelebiliyor mu hocam? Yani burada insan böyle birinci derecede yakınlarını, işte anne baba, kardeş, eş gibi yakınlarla ilgili konularda karar verirken, yani son yıllarda bu sinir bilimin de çok üzerinde durduğu bir kavram var. Niyet odaklı algılama diye geçiyor. Yani kişinin anlamaya çalıştığınız kişinin niyet odaklı algılaması açısından bir soru sorarak başlamak. Şimdi bu kişi bu hareketi yapıyor, bana şiddet uyguluyor, bana el kaldırıyor, bana dövüyor. Şimdi bunu yaparken bu kişi yanlış bir şey yapıyor. Bu yapılan yanlış. Bu kişinin yaptığı yanlış, acaba niyeti ne? Niyeti bana eziyet etmek mi, bana kötülük yapmak mı, bana zulmetmek mi? Yoksa benim iyiliğim için mi bunu yapıyor? Yani yaptığı şey yanlış ama onun iyiliği için yapıyor. Bu da daha çok hem sevgi hem öfkeyi aynı anda yaşatan bir duygu. Bu şuna benziyor. Hukukta vardır. İki suç, taksirli suçlar vardır. Bir de taammüden işlenen suçlar vardır. Taammüden işlenen suçlar, birisini planlayarak, tasarlayarak ona öldürüyorsunuz. Bu cezası en müebbettir, yani İdamdır, en üst cezadır. Evet. Ama taksirli suçlar vardır ki kusurlu suçlar, yani kişi böyle kastetmeden işlemiş o suçu. Yani bir şekilde araba kullanırken çarpmış, öldürmüş. Ama öldükten sonra üzülüyor, pişman oluyor ama ölmüş. Burada ceza alt sınırdan daha düşük verilir. Çok hafiftir. Şimdi ikisi de suçtur ama biri üst sınır, biri alt sınırdır. Biri kas, birinde biri sebebiyet vardır, gibi değil mi hocam? Vardır. Şimdi böyle durumlarda nasıl hukukta kararlar değişiyor? Bir insan hakkında yargılarken, onun ölmesini isterken de niyeti iyi ama yaptıkları yanlış diyerek bu ikisini iki ayrı kategoride düşünmek lazım. Yani burada yapılacak şey, şimdi kendisi 28 yaşında. Bu farkında olmadan bu tarz kişilere bakıyoruz. Kendileri babasının yaşına geldiği zaman aynı şey kendileri de yapıyorlar. Bunun örneklerini de çok görüyoruz. Ben diyor babama kızıyordum, aynı şeyi ben çocuklarıma yapıyorum diyor. Farkında olmadan. Çünkü bu kişi bunu yaparken çözüm olarak kendine seçtiği yöntemler geçerli yöntemler değil. Uygun yöntemler değil. Yani burada şimdi babası yanlış yapıyor ama burada onun ölümünü istemek sadece kişide bir intikam duygusunu uyandırır, rahatlatır o anda. Ama babası öldüğü zaman bu sefer o kişi de ya ben niye bu böyle dua etmeyeyim? Suçluluk hisseder niye, mi hocam? Diye başlar suçluluk hissetme, çoğu zaman oluyor. Yani böyle durumda insan yani bu derece kendisine acı çekmiş bir insanın sevgi hissedememesi gayet doğal. Yani bu ne kadar
dindar bir insan da olsa, ki ben böyle o tarz çocuğunu 25 yaşına kadar döven bir insanın dindarlığının da sorgulanması lazım. Dinin şekli kısmını yapmış. Yani gardırop Müslümanlığı, şeklen dindar, şekil Müslümanlığı. Bu tarzdaki dindarlık içi özü olmayan, yani merhamet duygusunun olmadığı bir dinin özü yoktur o kişide. Diğerler zarf iyidir, mazruf kötüdür. Evet. Yani bunu bilmek, yani bu sorgulamak, değerlendirirken bu açıdan ele almak önemli. Sorun dindarlıkta değil, dindar da diyebiliriz. Yani burada belki. Yani evet. Onun kişide. Yani kişi belki de, yani kimseyi de fazla suçlamamak lazım. Çünkü bir ülkede düşünün, tıp fakülteleri kapatılsa ne olur? Koca karlar istila eder ortalığı. Şimdi bu memlekette 1950'lere kadar tıp fakültesi kapatılmış gibi, ilahiyat, aydın din adama yetiştirilen kurumlar kapatılmıştı. Hatta yakın zamana kadar yani imam hatiplerle ilgili bir resmi bir tepkiler vardı. Yani hem dinini bilen hem bilimi bilen, yani ikisini, hem dinini hem dünyayı iki anda bir götürebilecek insanların önünün kapatılmasıyla ilgili dönemler öğrenemedi. Öğrenemediğin zaman kulaktan dolma bilgilerle bir din öğrenildi. Dinin şeklini yapıyor ama özünü yapmıyor. Yani böyle bir büyük kuşaklarda böyle yetişen anneler babalar çok var. Onları suçlamak yerine böyle durumlarda ben daha iyi nasıl yapabilirim? Yani bazı insan travma yaşadığı zaman travmayı çözmek sadece mantıksal çözmek yetmiyor. Duygusal olarak da çözmek gerekiyor. Mesela intikam travmayı çözen bir şeydir. Yani intikamını alırsın, rahatlarsın. Ama o yeni travmalara sebep olur. Yani yeni acılara, bir geçerli başka değildir. Açar, evet. Yani o, yahut da mesela kişinin bazı şeyleri, mesela özür dilenmek travma çözücüdür. Bağışlayıcı olmak, affedici olmak travma çözücüdür. Eğer bunları da yapamıyorsa kişi, bazı durumları, yani duygusal olarak sonuç alabilmek için bazı durumlarda sihirli kelime zamandır. Zamana yaydığı zaman kişi bunda başarılı olabiliyor. Hatta meşhur bir söz vardır. Hazreti Adem acelecilik yüzünden cennetten kovulmuş. İnsan da tembellik yüzünden cennete tekrar giremiyor. Yani bütün burada zaman çok önemli. Kaçırıyor. Böyle durumlarda aktif sabır dediğimiz, böyle hareket halinde sabır dediğimiz, ki sabır meditatif eylemdir. Evet. Yani sabır oturup beklemek değildir. Yani kişide doğanın hız ve ritmine uygun davranmaktır sabır. Evet. Yani buna uygun davranıldığı zaman sonuç alınır. Galiba hocam, hani vakti vaktine yapmak, evet, gerektiği anda yapmak çok önemli. Tabii. Belki de hani madem dindarlıktan bahsedildi, bazı ibadetlerin saatleri vesaire olmasının, tabii, da belki böyle bir, değil mi hocam, tabii, yanı da var. Galiba Sufi anlayışta da İbnül Vakt diye bir kavram varmış hocam. Vaktin oğlu gibi, yani anı yaşamak, daha doğrusu gerektiğinde gerektiği şeyi yapmış, tabii, olmak gibi bir şey. Tam, tabii, da anlattığınız herhalde onu, tabii, yani, işaret ediyor. Hocam bir soruyla devam edelim. Seyircimizin bir sorusu. Merhabalar hocamıza. Ümraniye'de bir lisede öğretmenim. Meslekte 18 yılını tamamlayan emektar sayılabilecek biriyim. Yıllar boyunca birçok sorunla tanıştım genç öğrencilerim sayesinde, ama hiç bu kadar dehşete, karamsarlığa kapılmamıştım. Öğrencilerimin üzerindeki cep telefonu ve internet baskısı, öğretmen bir seyircimiz, en fakir öğrencimizden en varlıklısına kadar hepsi derslerde telefon üzerinden Facebook vesaire gibi sosyal medya diye göklere çıkarılan bağlantılarla başka dünyalara dalıyorlar. Konsantreleri, ilgileri, dikkatleri öylesine zayıf ki, ve öğrencimizin elindeki cep telefonunu ders esnasında fark edip almışsak neredeyse intiharın eşiğine geliyor. O an gözü dönmüş bir durumda hiç kimseyi umursamadan o eşyaya yeniden dönebilmeyi arzuluyor. Sanırım sorumu anladınız. Kıymetli hocam, yapılabilecek neler var? Saygılar sunarım demiş Reyhan Sandıkçı. Tabii. Bir gencin 3 tane temel ihtiyacı var. Ekmek, su, internet. Evet. Yol, su, elektrik gibi. Artık öyle. Yani bunu internetsiz bir genç, yani artık çağın çocuğu değildir. Evet. Yani bunu bilmek gerekiyor. Yani bunun, yani
özellikle bu bilgisayarlar ortaya çıktıktan sonra, internet ilk çıktığında, yani bu bilgisayarda devrim yapmış olan Bill Gates şey diyor, pahalı bir oyuncak diyor internete. Fakat 93'ten sonra o derece bir ulaşılabilirlik gibi bir bilgi altyapısına oluşmasına sebep oldu ki şimdi dünyada bir bakıma bilgi çağının sembolü haline geldi. Yani bu nedenle bütün artık şeyler, hatta telefon konuşmaları fiber optik ağ üzerinden artık yapılıyor. Her şey yani internet altyapısı üzerinden bütün bilgi akışı, bütün artık telefon hatları, her şey, bütün veri aktarımı internet üzerinden yapılıyor. Yani hatta o şekilde gidiyor ki internet üzerinden, yani yeni yapılan deneyler var, daha pratiğe geçmedi ama mesela bir kokuyu internet üzerinden nakletmeyi başarılı oldular. Mesela o kokunun salınım ve titreşimini, yani osilasyonlarını ve frekansını internet üzerinden dijital formata çevrilmiş olarak çeviriyorsunuz, aktarıyorsunuz karşı tarafa. Onun da ham maddesi varsa orada koku üretiliyor, o koku çıkıyor. Mesela çiçek kokusu, soğan kokusu, neyse karşı tarafa nakletmiş oluyorsunuz. Orada o salınım ve titreşim, yani frekansını, kodlarını, şifrelerini nakletmiş oluyorsunuz. Evet, dijital formata, bir şey vardı, onu hatırlattım. Dijital işte formata çevrilen her bilgi aktarılabiliyor, nakledilebiliyor. Şimdi böyle bir çağda interneti ne kadar uzaklaştırabileceksiniz? Tabii bu, yani suyu bile diyelim günde vücudun su ihtiyacı 1,5-2 litre ise 5 litre içersen, yani kişi su zehirlenmesi olur. Yani internette bütün iş dozunu bile bilmek. Yani çocuklara internet kullandın kullanmadın demek yerine çocuklara uğrunda yaşanılacak amaçlar vermemiz lazım. Yani çocuğa ego ideali vermemiz lazım. Yani şu anda, yani 1990 öncesi gençler, yani bir ideali vardı. Hangi dünya görüşünde olursa olsun her gencin sosyal ideali vardı, toplumsal hedefleri vardı. İnsanlar kendi için değil de toplum için yapacağı bir şeyler vardı. Ama günümüzde bakıyorsunuz gencin ego ideali ya para, ya cinsellik, ya güç, ya şu ünlü olmak gibi hep böyle zevk, materyalist idealler var. Bu, bizim milli eğitim sistemimiz bunu veriyor. Maalesef böyle bir ego ideali olarak bunu veriyoruz. Sen çocuğa anne baba olarak evde dominant konunuz nedir bakalım? Evde en çok hangi kelimeler konuşuluyor, hangi sözler konuşuluyor? Bir videoya alınsa, kaydedilse, evde ne konuşuluyorsa çocuk, mesela para konuşuyorsa, şöhret konuşuluyorsa, herkesin zenginliği konuşuluyorsa, o çocuk bunun, onun gelişen ruhuna onlar ekiliyor, yerleşiyor. Çocuğun ego idealinde onlar onun için önemli oluyor. Yani evdeki şey, konu neyse, baskın konu, çocuğun gelişen ruhuna atılan tohumlar demektir o. Bu nedenle hani, yani burada interneti kötülemek yerine çocuğa uğrunda yaşanılacak güzel hedefler koyabilmek, güzel ona gelecek projeksiyonları geliştirebilmek, yani projeleri olan bir çocuk haline getirebilmek. Bunu yaptığımız zaman bir genç, yani internetle uğraşsa bile onu o amacı uğruna kullanmış olur onu. Evet. Yani ona araç, internet sonuçta araçtır. Bu aracı iyi yönde kullanması için ne yapabilirim? Buna düşünsün. Evet. Yani bir öğretmen olarak internete kızmak yerine bunu bir nasıl iyi şeylere aracı Sonarsın. Yapabilirim diye düşünmesi önemli. Buna yakın bir soru var hocam Twitter'dan. Ali Deniz gibi okuyorum, kısaltılmış olduğu için. Aynı maili, soruyu birkaç kez göndermiş. Ben Ali Deniz, Bursa'dan. Nevzat hocamı şahsen de tanıdım. Kararname mağduruyum demiş. Bununla ilgili sürekli netteyim. Bu bağımlılık mıdır diyor. Bu bağımlılık bilmiyorum ama hocam sayamadım. Birkaç kez de göndermiş. Derdimi anlatmak adına devamlı oturumlara mailler atıyorum diyor yine. Aynı seyircimiz bir başka tweetinde. TSK içinde inancımdan dolayı baskı uğradım. 14 yıldan bu yana da etkisi sürer mi? Yaşadığı zorlukların, o uzaklaştırılmanın vermiş olduğu travmanın da
bu noktaya getirdiğini söylüyor. 14 yıldır devam eder mi? Travmalara da dilersen hocam bir iki cümleyle ve amaca yönelik olmaktan bahsettiniz seyircimizde. Tabii şimdi insan insanı en çok örseleyen, en çok zedeleyen şey tabii kişide haksızlığa uğramaktır. Yani insanın biyolojik doğası adalet duygusuna göre programlanmış insanda. Bununla ilgili yapılan genetik çalışmalar var. Mesela anaokulu çocuklarına bütün sınıfta diyelim rakamı tam hatırlamıyorum ama 50'ye yakın bir çocuk var diyelim. Hepsine 4'er tane parlak güzel çikolata dağıtıyor. Hepsi çikolatasını yiyor. Hiçbir sorun yok. Ama birine 3, birine 5, birine 7 gibi dağıtılıyor. Kavga çıkıyor sınıfta. Onun üzerine anaokulundaki çocuklar daha soyut kavramlar gelişmemiş çocuklar. Bu ortaya çıkması bunun yani adil paylaşımın insanın genetik bir olarak insanda kodlandığıyla ilgili bir hipotez ortaya çıkarıyorlar. Bunun üzerine hipotez geliştiriyorlar ve tanımlama yapıyorlar. Bu bir hipotez olarak bunu araştırılıyor şu anda. Bununla ilgili bir genetik kod var mı diye. Yani bunun teorisi olarak doğrulandı. Hipotez haline getirildi, test ediliyor şimdi. Şimdi ve bu gözlem olarak da büyük ihtimal doğrulanacak zaman içerisinde bu bilgi. Çünkü insanın ve şeyde ben çok rastlamışımdır böyle psikiyatri servisinde özellikle GATA'da yatan hastalığı böyle çeşitli ağır suçlu adam öldürmüş, başkalarını kesmiş, doğramış. Akıl hastası mı değil mi, ceza ehliyeti var mı değil mi diye müşahede için geliyor. Yatırıp inceliyoruz. O kişi o cezadan dolayı oraya yattığını biliyor. Ben bunu yaptım. Bunun sonucuna neyse yaşayacağım diyor. Kabulleniyor orada yatmasını. Ama o kişiyi alıp da haksız yere A odadan B odaya koysan ortalığı birbirine katıyor. Yani insanın doğasında var böyle. Adaletsiz şeye karşı bir tepki veriyor insanda. Yani hakkaniyet eğilimi var. Bu nedenle şimdi burada arkadaşımız da büyük bir zulme uğradı. Evet. Gerçekten yani insan diyelim askeri ortamda bir zulme uğramış. Şimdi insan mesela babasından dayak yiyebilir, dövülebilir, komutanlar ona hakaret edebilir, haksız yere hapse atabilir. Ama komutanlar ona şunu dediyse sen hainsin, sen iş tehditsin, sen düşmansın dediyse bu artık mücadele edilmesi gereken bir durumdur. Kabullenilmez buna. Evet. Yani burada onu dövsün, haksız yere yaralasın, ona insan katlanır, komutandır, yani saygı duyarım diyebilir. Yani bunu da demek zorunda değil ama hadi bunu diyebilir. Ama sen hainsin, sen zararlısın, sen tehlikelisin diyorsa bir komutan, o komutan da paranoya vardır. Evet. Yahut da kötü niyet vardır demek lazım. Bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Bu bir sosyal sorumluluktur. Burada oturup kendi çıkarı için sağa sola mail atmak yerine böyle durumlarda benim gibi olan kimseler kimler vardır deyip onlarla birlikte organize bir mücadele yapılması lazım. Yani yoksa öbür türlü kendisi egosunu tatmin etmekten öteye gitmez. Aynı durumda olanlar organize olacaklar, mücadele yapacak, demokratik tepkilerini ifade edecekler. Meşruiyet sınırları içerisinde ben böyle düşünüyorum, benim fikrim budur, yanlış yapıyorsunuz demesi lazım. Ben hain değilim, bana böyle bir şey demeye hakkınız yoktur demesi gerekir. Bunu demezseniz kimse gelip de size sen haklısın demez. Evet, mücadele etmek edilecek. Gerekir, yani, değil mi bak hocam? Danimarka'da 10 milyonu geçmez nüfus derneğe üye sayısı 30 milyonmuş. Düşün. Evet. Niye insanlar birkaç derneğe üye oluyor? Yani bir sivil toplum örgütü olarak baskı grubu oluşturuyor ve yöneticiler hata yapmasını önlüyor. Evet. Yani hakkını aramazsan bu çağda adil bir yönetici gelsin de bizi yönetsin yok. O devir geçti artık. Yani sen hakkını arayacaksın. Eğer hakkını aramazsan en adil bir insan gelse bile bu çağda sana haksızlık yapabilir. Hı. Yani yapabilir. Bu nedenle bu hatta sivil toplum örgütleri siyasetin katılımcısı değil ortağı gibi olmalı. Hı. Yani ortak nasıl kendi malı gibi. Yani bu şu anda seçmen vatandaş hükümetin ortağı gibi davranmalı. Yani seçimden seçime oy veren gibi değil. Evet, habitattan daha önce bahsetmiştim. Zaten darbecilerin en büyük yaptığı depolitize ettiler toplumu. Yani öyle olunca insanlar sadece seçimden seçime ilgilenilir durum oldu. Halbuki insan hani meşruiyet içerisinde toplumsal muhalefetin,
toplumsal taleplerin ifade edilmesi gerekiyordu. Burada yani buna örnek, ihtiyaç var. Örgütlü, dernekle evet. Değil mi hocam? Düzgün biçimde, hukuka uygun, yasalara tabii. Uygun ve zorlayıcı biçimde. Çok teşekkür ederim hocam. Sorulara devam edelim. Sorumu yanıtlar mısınız lütfen? Diyor hocam seyircimiz. Bir anne olduğu anlaşılıyor. 4 yaşında oğlum var. Bir tane oyuncaklarını hep kırarak oynuyor. Kitaplarını çok karalıyor, yırtıyor. Ben ise çok düzenli olmasını istiyorum. Bunu da ona sürekli anlatıyorum. Ama başarılı olamıyorum. Ne yapabilirim? Bir de çok televizyon seyrediyor. Kaç yaşında? 4 yaşında hocam. Çok televizyon seyrediyor. Ben sınırlama koysam da etkili olmuyor. Günde 4-5 saat izliyormuş hocam. Görüşlerinizi alabilir miyim? Şimdiden çok teşekkür ederim. Nevzat hocama saygılar demişler. 4 yaşındaki çocuk tabii disiplin eğitimi bu çocukta evi kurallı ortam haline getirebilmek. Yani bu çocukta davranış kontrolünü, arzu kontrolünü, dürtü kontrolünü öğrenmesini sağlamak gerekiyor. Bu genellikle insan bir araba kullanırken nasıl çeşitli beceriler vardır bunu geliştiriyor. Bir müzik aleti çalarken, bir piyano, bir keman çalarken nasıl onun öğrenilmesinin sistemi vardır, kuralları vardır, notası vardır, sesleri vardır, perdeleri vardır. Bunları hepsini uygun davranırsa onu uygun bir şekilde öğrenir. Uygun davranmazsa komik duruma düşebilir. Aynı şekilde bir evin de bir ahengi var. Kurallı olması gerekir. Futbol maçında bile kurallar var. Uymadığınız zaman sarı kart, kırmızı kart var. Evde de bunun gibi yani kurallar olması gerekiyor. Bu kurallar derken şey tarzında yani askeri bir sistemi evde uygulayın anlamında değil. Yani evde bir düdük yat, bir düdük kalk değil. O şekilde. Yani öyle arkadaşlarımız vardı. Yani elektrik düğmesinin altına lüzumsuzsa söndür diye kapatır, evinde kapatan. Evet. Yani bu tarzdaki bir anlamda değil. Ama evde çocuk neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenebilmesi için hep babanın tepkisine göre çocuk davranış sınırlarını geliştirir, ilişki sınırlarını. Şimdi anne farklı, baba farklıysa çifte mesaj vardır. Anne veya baba bir gün farklı, ikinci gün farklı söylüyorsa yine çifte mesaj vardır. Çocuk böyle durumlarda kendi bencil eğilimleri neyse ona uyar. Yani kullanır ona, da biraz herhalde. O çocuğun yapısı da o yaşın gereğidir o. Gereğidir. Bunu yapar ve burada bu çocuk benim sözümü dinlemiyor diyorsa bir anne baba, burada annelik otoritesini, sevgisini, disiplinini, sevgi ve disiplin dengesini kuramamış demektir. Yani bu nedenle içinde sevgi olan disiplin diyoruz. Evet. Yani sevgi olmayan disiplin çocuğun özgüvenine zarar verir ki zedeler. Yani sevgisiz bir disiplin. Ama disiplinsiz bir sevgide çocuğu kuralsız, şımarık, sınırsız, yani bencil yapar. Yani sevgi ve disiplin dengesini çocuğa beraber birlikte verebilmek önemli. Bunu verdiğimizde tabii disiplin de kar gibidir. Kar nasıl yavaş yağarsa tutar. Yani sözler de nasihatler de yavaş ve devamlı olursa tutuyor. Bir de sabun evet. Örneğiniz vardı hocam sizin kitapların birinde. O da çok kıymetli. Çok evet. Sıkı yapıldığı zaman evet. Da galiba tabii. Değil mi hocam? Sabun gibi, kuş evet. Gibi. Kuşu fazla sıkarsanız öler. Gevşek evet. Bırakırsan kaçar gider. Evet. Ona tatlı bir disiplin gerekiyor. Bunu yaptığımızda o çocuk neyin nerede duracağını, nerede davranışlarını kontrol edebileceğini öğrenir. Yani çocuğun girişimciliğini, özellik duygusunu, özgüvenine zarar vermeden onu bir tatlı bir disiplinle hayata hazırlamak gerekiyor. Yani anne baba demek, anne olmak, baba olmak demek, çocuğu mutlu etmek demek değil sadece. Yani çocuğu hayata hazırlamaktır. Yani çocuğun mutlu olsun diye her dediğini yaparsanız o çocuk belki o an mutlu olur ama 3 sene 5 sene ergenlikten sonra mutlu olamaz o çocuk. Hatta filozofun birisi söylemiş böyle eğer bir çocuğunuz ve bir domuzunuz varsa onlara her istediğini verirseniz çok iyi bir domuzunuz ama çok kötü bir çocuğunuz olur demiş. Yani her istediğini yapmak demek disiplini sağlayamamak demektir. Yani çocuk obez oluyor onun için çocuklar. Mesela yeme dürtüsünü kullan yöntemi küçük yaşta obez oluyorlar. Yeme disiplini öğrenemediği için çocuklar. Evet.
Yani bunun gibi para kullanmayı, mesela 10 yaşına kadar para yönetimini, bütçe kavramını öğrenmesi lazım. Çünkü bunu öğrenemediğin zaman o çocuk o konuda disiplinsiz. Yani kaynak yönetimi gibi öğretmek gerekiyor her şeyi. Ve yani sevginin esas olduğu durumlarda disiplini sağlamak çok kolay oluyor. Yani çocuğa bol sevgi veriliyorsa bir ortamda, çocuk annesinin babasının yüzünün düştüğünü gördüğü anda çocuk o ceza olarak yetiyor ona. Bağırıp çağırıp dövmeye lüzum fazlasına yok. Fazlasına gerek kalmıyor. Gerek kalmıyor. Çünkü sevgisini kaybetme korkusu ceza olarak yetiyor. Bu duyguyu çocuğa verebildiğimizde yani çocuğu yönetmek çok daha kolay. Evet. Yani bol harçlık verip harçlığı kıstığın zaman nasıl disiplinde kullanıyorsanız sevgi de aynı şekilde. Evet. Bir Ankara konuğumu soracağım. Efendim merhaba. Teşekkürler. Dinliyor hocam sizi. Alalım efendim sorunuzu. Ben 27 yaşındayım. 10 yıllık evliyim. 3 çocuğum var. 3 oğlum var. 3-4 yıllık kayınvalidemle beraber oturdum. Büyük oğlum onun yanında dünyaya geldi. 2,5 yaşına kadar beraberdik. Ayrıldıktan bir sene sonra ikinci oğlum oldu. 1,5 sene sonra üçüncü oğlum oldum. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda biz kayınvalidemlerle tartıştık ve kayınvalidem benim saçımdan tutup işte bana şiddet uyguladı çocuklarımın, eşimin gözünün önünde. Böyle bir sorun yaşadım. Ben doktora gittim. Şu anda ilaç kullanıyorum. Neyse bu sene atlattık sayılır da ben şu üç oğlum hakkında yani nasıl davranmalıyım? Evin içinde ne yapmalıyım? Kurallar yani ne yapabilirim? Büyük oğlum mesela çok tutarsız, ciddiyetsiz. Çok zeki bir çocuk olduğunu söylüyorlar okulda öğretmeni ama derse ilgisi yok. Hep internet, oyun, dışarı, hep başka faydasız işlerle. Peki. Az önce Nevzat Bey'in de bahsettiği gibi yani hep zevk, evet. Eğlence, oyun. Şu anda evde tartışma var mı? Nasıl? Yok, evde benim eşimle aramızda öyle çok bir sorun yaşanmadı. Ara sıra tabii oranın gerginliği bize yansıdı ama yani biz iyi anlaşan bir eşiz yani ben öyle söyleyeyim memnunuz birbirimizden. Şey konusunda da beraberiz yani çocuklara davranalım şöyle yapalım böyle yapalım farklı şey fikirlerimiz yok. O ilk kısmını niye anlatmıştınız? Belki o bağlantıyı kurmamız gerekir herhalde. İlk şiddet meselesiyle çocukların bir bağlantısı yani var mı? Şiddet mesela son 3 senede çocuklar... şiddet oldu mu? Nasıl? Son 3 senede eşinizden ya da büyüklerden şiddet gördünüz mü ailede? Geçen yıl işte biz tam bir sene önce kayınvalidemle böyle kaç defa oldu? Bir kere oldu. O bayramda öyle bir şey yaşandı. Bitti. Şu anda görüşüyor musunuz? İlişkiniz nasıl şu anda? Terk ettik. Ondan sonra bu bayramda da barıştık. Tekrar bir araya geldik. Evet. Az önce anlatıyordum ya ben şimdi ne yapmalıyım yani? Ben bunu kabul etmeliyim, gitmeli miyim? O benim büyüğüm mü demeliyim? Tamam anlaşıldı. Yoksa... efendim sorunuz. Peki. Şu sorunuz anlaşıldı. Çok teşekkür ederim. Hocam söylememiz de zaten daralıyor. Tabii. Bağlantıyı kuramamıştık o sebeple tabii, de sorduk. Şimdi böyle durumlarda işte aile içi şiddet yani böyle fiziksel olarak özellikle kavga tarzındaki şiddet yani sebebini araştırmak gerekiyor. Bazı durumlarda kişilerde gizli depresyonlar oluyor bu. Yani kendisinde de olabilir, kayınvalidesinde olabilir, eşinde de olabilir. Gizli depresyon oluyor. Kişi de depresyon olduğunu fakat farkına varmıyor. Mesela bu depresyon öfkelilik şeklinde yaşanıyor. Yorgunluk şeklinde yaşanıyor. Uykusuzluk şeklinde yaşanıyor. Yani kişide kişilik değişimi şeklinde yaşanıyor. Yani o kişi temel kişiliğine, temel değerlerine uymayan bazı davranışlara giriyor. Bunun arka planına bakıyoruz. Beyin kimyası bozulmuş. Beyinde serotonin, dopamin dengesi bozulmuş. Böyle durumlarda kişide kişilik değişimi şeklinde yaşanıyor. O kişi daha önce hiç yapmadığı şeyleri yapabiliyor. Bunu yaparsa sonradan davranış nedeniyle pişman oluyor. Yani ben neden yaptım diyorsa burada kişi bunun farkında olmadan yani yapıyor ve suçluluğunun pişmanlığını hissediyor. Bu böyle durumlarda en büyük travma çözücü bağışlayıcı olabilmektir. Çünkü o kişi bedel ödemiş, özür dilemiş ya pişmanlık hissetmişse böyle durumlarda psikolojik yük taşımamak gerekiyor üzerimizde. O yükü taşıdığımız zaman zihinsel yük taşıdığımızda o yük o kişiye acı olarak devam ettirir. Sürekli aklına gelir. Sürekli bu haksızlığa neden uğradım, neden ben de karşılık vermedim, niye şöyle olmadı tarzında devamlı senaryolarla beyin hep aşırı stresli çalışarak
yoruluyor bir müddet sonra. Yani burada eşinin anlaması çok önemli böyle durumlarda kişinin. Eşinin anlaması. Yani eşinin yani bu şekilde bu hareket yanlış bir hareket. Yani bu hareketin yapılmaması lazımdı sana. Fakat bu sonuçta o da insan, biz de insanız. Böyle bir durumda bir suçluluk, pişmanlık hissettiyse burada yüksek ruhlar, yüksek karakterli kişiler bağışlayıcı olmayı başarıyorlar. Evet. Yani intikam gibi bir yola girmiyorlar. Bunu çocuklar böyle durumlarda, çocuklar önünde bu olayı yaşamış. Bundan sonra böyle özür, bağışlama gibi bir durumu öğrenirse çocuk hayatın bir acısını, acısından sonra çözümünü de öğrenmiş olur. Evet, bu nedenle çocuğa bunu saklamak, gizlemek yahut da beyaz yalanlarla örtbas etmeye çalışmak yerine bu insan hayatında hep düz çizgi gibi gitmiyor. Bazen kaçınılmaz hayat olayları var, zorluklar var. Bu zorluklar hepimizin önüne her an çıkabilir. Önemli olan bu zorluklara değil, bu zorluklar olduğunda ne yaptığımız, nasıl karşıladığımız diyerek bunu bir yaşam tecrübesi olarak çocuklara kazanıma dönüştürmek mümkün. Bunu yapabilir. Evet. Hocam 3 dakikamız var. Girişte antidepresanlar faydalı mı değil mi konusuna gireceğimizi söylemiştik. Kısa da olsa sözümüzde durarak. Onu başlı bir konuda konuşmak daha iyi. Bambaşka bir konu. Tabii o zaman, çünkü o kongrede konuşuldu. Önemli bir konuda, uzun da kongrede, sürecek bir konu. Kongrede o antidepresanlar gereklidir diye, antidepresanlar karşıdır diyen iki görüş psikofarmakoloji kongresi gibi, yani ilaçların önemli olduğu kongrede gayet seviyeli bir şekilde tartıştı bunu. Evet. Yani ortaya çıkan, yani orta bir alanda, altın orta noktada gelinen buluşma noktası, antidepresanlar bir ilaçtır. Yani bu ilaçlar yerinde kullanılırsa faydalıdır. Ama en ufak bir depresif durumda, en ufak bir ruh halindeki değişiklik durumunda hemen antidepresan vermek çok yanlıştır. Yani onun yerine işte yoga yapın, meditasyon yapın, spor yapın, yani sosyal aktiviteler yapın tarzında bir oradaki Doktor Kirş'in görüşü vardı ki bu haklı bir görüş. Evet. Antidepresanlar faydasızdır tarzında biraz çarpıcı yapmak için söylenen bir medyatik slogan haline gelmiş. Ama aslında antidepresanlar da faydasızdır demiyor. Yanlış kullanırsa faydasızdır diyor. Evet. Hocam dilerseniz bir sonraki programın ilk giriş bölümünde bunu yapalım. O sözü vererek en azından kapatalım. Çünkü çok da dikkat çeken bir konu. Fakat internet bağımlılığı tahminimizden daha fazla ilgi duyulduğu ortaya çıktı. Tüm sorular neredeyse ona ilişkindi. Pek çok soruya da cevap verdiğiniz için tekrarlamaya imkan kalmadı. Bu konuda bir kitabımızın olduğunu da hatırlatalım. Yönetmenim gösterirse bu kitaptan hem insanlar, yani okuyucular, aynı zamanda belki bazı meslektaşlarınız da ilk kez kimi şeyleri duyacaklar. Psikologların da okuması gereken önemli bölümlerin olduğu da yer alıyor. Sanırım Türkiye'de ilk kez sanal bağımlılıkla ilgili önemli veriler de, değil mi hocam, yer aldı bu kitapta. Evet. Eğer bağımlılıkla ilgili bir derdiniz varsa sevgili seyirciler, Nevzat Tarhan hocamızın Doktor Serdar Nurmedov'la beraber kaleme aldıkları bu kitaptan da yararlanabileceğinizi hatırlatalım. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Hocam seyircilerimizin teşekkür var. Çok sağ olunuz efendim. Bu haftalık bu kadar diyelim. Pazartesi intihar nasıl önlenir? İntiharlar önceden önlenebilir mi? Neden bir artış var? Bugünlerde medyada intiharla ilgili bazı tartışmalar var. Bu akşam bir medya kanalında da bu tartışılmıştı. Pazartesi günü uzmanlarıyla bunu konuşmak istiyoruz. 23.45'te yine birlikte olmayı diliyoruz. Ben Uğurcan Polat, Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocam, yönetmenim Ayhan Pala ve tüm ekip arkadaşlarım adına iyi hafta sonları diliyoruz efendim. Hoşça kalın.